Selamlar herkese. Hançer ben. RimWorld maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Acı dolu bir bölüm oldu geçen bölüm. Özellikle şef için kendisi sevdiği kadınlardan uzaklaşıp duruyor. Zaten Entel'i kaybetmişti. Fumiko'yu da kaybettik. Burada cesedi yatıyor. Hatta şurayı biraz daha daraltalım ki şu ağaç yesin o cesetleri. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Hastanemizi bitirdik. Crafting bölgemizi tamamladık. Koridorları bitireceğiz bu bölüm ve yapmayı istediğim bütün odaları yaptık. İleride bunları büyüteceğiz. Güzel şeyler koyacağız içine. Bu bölüm kışa hazırlanmaya başlamamız gerekiyor. Açıkçası surları bitirmek istiyorum. Bakalım ne kadar bitirebileceğiz. Ama göreceğiz, göreceğiz. Göreceğiz. Enteresan şeyler koyuyorlar raflara. Şu ayarları bir kopyalayalım. Yapıştıralım. Güzel. Kış yaklaşıyor. Sıcaklık 2 derece, 3 derece. Ve niye hipotermiye kaptılar? O sonradan fark ettim. Elbisesi yoktu arkadaşlar. Aynı şekilde hatırlıyorsanız dışarıdaki karakter de, evsiz de öldü. İkisinin de elbisesi yoktu. O yüzden soğuğa karşı toleransları yoktu. 0 dereceye yaklaşınca hava. Ne yazık ki öldüler. O yüzden. Ve internetten baktım elbise atabiliyormuşsunuz ve giyiyormuş şeyler. Mahkumlar. Bu yüzden aklımızda bulunsun ileride böyle bir şey olursa. Üstesinden gelebileceğiz bunun. Ama sıkıntı yok. Ölenle ölünmez. Halledeceğiz. Amele neden yavaş yürüyor? Gıda zehirlenmesi yaşamış. Şu zeminleri şey yapalım. Aslında ilk buraya odaklansın. Gıda işini çözeceğiz. Bunları elleyemiyoruz dediğim gibi. Bunlar çok kuvvetli yaratıklar ve şu anda ne yazık ki evcilleştirme ihtimalimiz yok onları. Gidecekler yani haritadan. Sıkıntı yok. Azman'ı hava yollayalım biraz. Haritada çok bir şey de kalmadı açıkçası. Yani fareler falan var. Steril fayansları oluştururken başarısız oldu ve israf etti. Okey, çok kaliteli bir şey arkadaşlar steril fayanslar. O yüzden yüksek yetenekli olmalısınız lazım. İnşaat tarafında ama ameliyeye inanıyoruz. Ya ondan daha yeteneklisi yok. O yüzden yavaş yavaş yapacak muhtemelen onları. Afiyet olsun. Evet, etrafta sadece çok kuvvetli hayvanlar var ve bunları öldüremez muhtemelen azmanımız. Evet, bir fırtına daha başladı ama yağmur yağıyor en azından. O yüzden şey olacak. Sönecek arkadaşlar, bir ateş çıkarsa. Hey gidi Fumiko. Şey bitkisi tarafından yeniliyor şu anda. Ne yapacak bir şey yok, o kadar uğraştık. Şef gerçekten hayal, yani acı içinde muhtemelen şef, yapacak bir şey yok. Bir tüccar grubu gelmiş arkadaşlar. Yani aramıza birisini daha katmak istiyoruz. Onu birkaç şekilde yapabiliriz. Biri, bu evsiz herifler geliyor ya çıplak. Onları aramıza katabiliriz. Düşmanlar saldıracak ki açıkçası henüz saldırmamış olmaları beni çok şaşırttı. Düşman kabilelerden saldırı gelecek bol bol. Onları yakalayabiliriz ya da köle satın alabiliriz. Bunlardan birini yapacağız önümüzdeki bölümlerde. Çünkü crafting yapan ve sosyallik yapan insanlara ihtiyacımız var. Sıkıntı da yok bence. Ama bir noktada gerçekten ekibi birazcık daha büyütmek istiyorum. Bu ekip yetişememeye başladı. Amele gitsin, konuşsun. Ne yazık ki çok sıfır sosyallik yeteneği var ama yapacak bir şey yok. Bakalım neleri var. Hayvan satıyorlar arkadaşlar. Bileşen. O gelişmiş bileşen. Bunlar çok iyi. Güzel şeyler satıyorlar. Çok güzel şeyler satıyorlar. Bir sürü kitap satıyorlar. Böbrek mi satıyorlar?
Peki protez kalp satıyorlar. Böyle şeyleri almayacağım şu anda. Üçlü roket atar, altın, düz ekran televizyon. Wow. Bir sürü şey var. Ben arkadaşlar altınlarımı satacağım buna. Hepsini. 172 değil. Ha, 1000 şey alacağız neredeyse. Bütün paralarını alacağım. Böylelikle her yere steril fayans yapabileceğiz. Kabul et. Çok güzel. Buraya bir sürü şey düştü. Gümüş. Ve haydi steril fayansları inşa edelim. Mutfağımız böylelikle tertemiz olacak. Tertemiz olmayacak da, yani yavaş yavaş temizlenecek. Biraz vakit alacak. Koridorları da yapıyoruz. Çok güzel. Enerjimiz çok iyi. Kışa yaklaşıyoruz. Kışa yaklaşıyoruz. Elbiseler de idare ediyor ama böyle yün vesaire gerekiyor arkadaşlar bize. Kışlık elbiseleri yapabilmemiz için. Onun için de şunları falan öldürmem gerekiyor ki bunlar çok kuvvetli. Öldürebilir miyim bilmiyorum. Hoppa! Bir yöntem daha var arkadaşlar. Yeni karakter katmamızın, o da kapsüller çakılıyor etrafa. Bir tane kapsül çakılmış. Hop, base'imizin dibine. Bunu hemen kurtarıyoruz amele. Kurtar. Ve bakalım. Bu muhtemelen dost bir şeyden. Kabileden ya da uzaydan da düşmüş olabilir. Buraya geldi. Entel hemen iyileştirecek bunu. Ve aramıza katılabilir. 44 yaşında erkek. Bakayım, 7 saat içinde kanamadan ölecek. Gövdesinde kesikler var, bıçaklanma var. Kalıcı bir çizik izi var, ufak bir yarası var. Nerede Entel? Aa, şunları buradan kaldırın ya. Bunların burada olması çok saçma. Bunları taşıyorum arkadaşlar biraz. Bu bölgeyi. Çünkü kapıda durdukları için insanlar yavaş yürüyor. Buralarda durmamalı bunlar. Aynen. Aşırı saçma. Bunlar ne yapıyor? Bizim yemek odamızı kullanıyorlar, takılıyorlar. Keyfinize bakın. Peki. Keyfinize bakın. Entel onu iyileştiriyor. Belki bu aramıza katılır. Belli olmaz. Belli olmaz. Şimdi mutfak neredeyse bitti. Hapishaneyi inşa ediyor şey. Amele. Ve bir sürü yeri steril yapabileceğiz. Zehirlenmelere dur diyeceğiz bakalım. Hatta bütün mutfağı steril yapabilirim. Yeterse. Aramıza mı katıldı? Hoppa, ne çabuk. Bir saniye izin vermedim ben öyle bir şeye. Öyle bir şeye izin vermedim. Aramıza katılmış. Peki. Ben bir mutfağı önce temizleyeyim. Zemini yapalım. Steril fayans komple. Yetecek mi malzemem? Galiba yetiyor. Yeni aldığım paralarla. Navarro diye bir karakter. Sen kimsin, aramıza niye katıldın? Ben öyle bir şeyin onayını vermedim. Kovabilirsiniz bu arada isterseniz. Sosyal. Azman'ı sevmiyor. Azman'ı kim seviyor ki zaten? Amele ile falan arkadaş. Çocukken çöpçüymüş arkadaşlar. Sonra yetişkinken kasapmış. Gurme. Gurme var zaten. Şefin özelliği. Başçılığa gerek yok. Of, hiç gerek yok bu adama. Ümitli. Kalıcı olarak arkadaşlar artı 12 şeyi var. Mutluluğu var. Bu da çok güzel bir şey. Taşıyıcılık ve temizlikçilik yapamıyor. Bu adam rezalet bir adam. Çünkü aşçımız, madencimiz var. Bu adam hiçbir işe yaramıyor. Kovsak mı? Hemen elbiseleri de giydi ya, şey yaptı. Alıştı koloniye. Yani taşıyıcılık, temizlikçilik yapamıyor. Ben amele istiyordum. Bunu kovacağım galiba arkadaşlar. Ya da organlarını alacağız. Organlarını alırsam ama çok mutsuz olacak karakterlerim. Çünkü artık koloniden biri. Muhtemelen kovacağım. Muhtemelen kovacağım arkadaşlar. Çünkü hiçbir işe yaran karakterler almamıza gerek yok koloniye. Koloninin arkadaşlar bir değeri var. Oyunun hesapladığı. Bunu sahip olduğumuz bütün malzemeleri, bütün binaları, bütün karakterleri ve onların yeteneklerini topluyor ve bir koloni değeri yaratıyor. Ve gelen düşmanlar, olan olaylar bu koloni değeriyle ilişkili. Yani ne kadar çok kalabalıksak, ne kadar yetenekli insanlarımız varsa, stokta ne kadar çok eşyamız varsa, saldırılar o kadar kuvvetli gelecek. Öyle düşünebilirsiniz. Yani gereksiz insanları tutmanın bir manası yok aramızda. Onu söyleyebilirim.
Ve şunları toplasın. Bu arada bunlar çok lezzetli yemekler. Herkesi mutlu ediyor. Bayağı mutluluk veriyor bunlar. Ha, o yüzden açıkçası Navarro'yu tutmak istemiyorum aramızda. Çünkü hiçbir işe yaramıyor. Her şeyden biraz yapıyor. Bakayım bir daha. Yani hiçbir yeteneği yok. Niteliksiz işçilik yapsa en azından amele olarak çalıştırırdım etrafta. Ya bir süre dursun ama dediğim gibi kendisini şey yapmayacağız. Zaten şey oldu. Zehirlenme yaşadı. Geldiği gibi adam dakika bir. Bir süre dursun arkadaşlar ama onu duvar olarak kullanacağım. Bir savaş olduğunda önden yollayacağım. Ölsün. O öldüğünde herkes birazcık krize girecek. Yapacak bir şey yok. Ama bayıldığımı söyleyemem kendisine. Neyse. Dedim ki bu bölüm şimdi surları bitireceğiz bir an önce. İyi de gidiyoruz. Güney tarafını bayağı bitirdik. Ama çok fazla taşa ihtiyacımız var. Şef hallediyor. Kışa giriyoruz. Elbise melbise onları çözeceğiz. Mutfağı komple steril yapmak üzereyiz. Ameleye bırakıyorum bu işi. Navarro da yatsın. Navarro'ya ne yaptıracağım gerçekten bilmiyorum. Bakalım şöyle işlerine. Yani madencilik yaptırabilirim deli gibi. Avcılık yapabilir ama silahım yok. Bir tane daha silah yapalım ona. Aşçılık yapabilir bir süre. Hay takılsın aramızda. Kolonistin kurtulması gerekiyor. Kimin? Ölüyor zaten bu burada. Şiddetli gıda zehirlenmesi var. Bu yıldızları izliyor doktorumuz. Şunu kurtar birazcık. Yo, iyi gibi. İyi gibi. Şef ne yapıyor? Bu arada yeni bitkiler geldi, ağaçlar cesetlerin üstünde ve şeyin cesedini yemişler. Himiko muydu? Onun cesedini temizlemişler. Yani Navarro ölse de büyük sıkıntı yok bence. Şurayı temizleyelim bir. Bakalım, bakalım. Surları yapmak arkadaşlar bayağı uzun sürüyor. Çünkü granite ihtiyacım var etraftan. Boğalar mı katıldı? Kime katıldı? Koloniye katıldılar. Aa, peki. Boğamız oldu. Neden olmasın? Granit yığınlarını taşımaya ihtiyacım var bol bol. Bitirdik sayılır mutfağı. Böylelikle biraz daha kolay olacak arkadaşlar. Temiz yemek yapabilmek. Güzel. Evet, keşke farklı bir karakter gelseydi ama yapacak bir şey yok şu noktadan sonra. Bunlar sürüyle tepki veriyor mu yaklar? Ha, vermiyormuş. Ciddi misin? Yak öldürebiliriz o zaman. Peki, azman bir denesin bakalım. Bunların derisi güzel diye biliyorum. Kışlık. Sürüyle takılıyorlar ama tepki vermiyorlar gördüğüm kadarıyla. Bakalım alabilecek mi Azman bunları? Ya da bir tanesini. Of, çok fena yaralanıyorum. Ama güzel de vuruyorum. Deli kanattık şu anda. 11 saati kaldı. Aldık gibi. Ama o kadar kolay bir savaş olmadı. Stunladık. Aldık.
Çok güzel. Ama biraz iyileştir kendini. Bence onu toplayalım, taşıyalım. Yak derisinden çok güzel elbiseler yapabiliriz. Güzel paraya da gidiyor diye hatırlıyorum. Bu arada şu masanın yerini taşıyorum. Masayı buraya alıyoruz arkadaşlar. Bu çok yoruyor bizi. Taşları oradan oraya götürüyor. Ve şeyleri de buraya koysun istiyorum aslında. Ham madde değil de taş blokları. Evet, böylelikle daha hızlı yapacak. 0 dereceye indi arkadaşlar. Navarro'nun ve Amelie'nin elbisesi yeterince kalın değil gördüğüm kadarıyla. Kışa da yaklaştık. O yüzden şunu geri aktive ediyorum. Ve parkayı mesela. İnsan derisinden bile elbise yapabiliyorsunuz. Şahane. Alpaka, bizon, koyun. Yün yok arkadaşlar. Üstümde. Mega slotları falan kesmem gerekiyor. Yani bunları yapacağım da bunlar o kadar kalın şeyler değiller. Açıkçası. Navarro en azından yemek yapıyor ya. Belki bir şans verebiliriz kendisine. Evet, yemek odaklı gidecek arkadaşlar Navarro'muz. Bir tane silah yaparsak ona avcılık da yapabilir. Ve şef başka şeyler yapabilir. Bilmiyorum. Çünkü şef çok da yetenekli bir karakter. Bir sürü şey yetişebiliyor. Navarro'muz bir sürü aşçı olsun. Bir süre. Keşke temizlik yapabilse ya. Bu adamı öldüreceğim. Onu söyleyeyim peşin peşin. Bu adamın çok yaşamasına izin vermeyeceğim. Beğenmedim çünkü. Hayvanlarımız geldi. Süt veriyorlar arada sırada. Versin de çok önemli diye bunları da öldüreceğim muhtemelen. Kış geldiğinde etlerini keseriz. Şu mega slotlardan birini öldüreceğiz arkadaşlar şimdi. Tembel hayvanlardan sabah olsun. Onun yününe ihtiyacım var. Kışlık elbise yapmalıyım şu noktada. Azmanımız iyileşti. Uyansın bizim arkadaşlar da. Burayı kim kusmuş? Yapacak bir şey yok. Şu Navarro'nun yatağı olsun. Bu arada katılmaya halen hak kazanmadı benim gözümde ekibimize. O yüzden isim vermiyorum henüz kendisine. Evet, soğuk geldi arkadaşlar. Pirinçler şu anda parçalanmaya başlandı. Ama sıkıntı yok. Yemek konusunda bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum açıkçası. Hasat alabilirim hızlıca. Kalanlardan. Aynen. Çünkü kışa girmek üzereyiz. Sonbaharın sonundayız gibi. Geldiği kadar alalım. Yemeğimiz fena değil. Bir şekilde hallederiz. Süt falan da topluyoruz. Aynen. Ve şimdi şeye gidiyoruz. Azman'la beraber Entel'in shotgun'ı var. O da gelsin. Şefin silahı var. O da gelsin. Navarro'ya da bir silah yapmamız gerekiyor. Şunu aktive ediyorum. Bir adet... onu aktive etmiyorum. Bunu aktive ediyorum. Bir adet tabanca yapıyorum. Ve ekiple şeye gideceğiz. Bunlara gitmiyorum. Bunlar sürüyle dalıyor size. Şansımız yok. Şuna gidiyoruz arkadaşlar. Slot. Tembel hayvan. Azman tanklarsa bence tüfekle indiririz. Şöyle yapıyorum. Tabii dikkatli olmak gerekiyor. Güzel, shotgun'la vurduk.
Fena değil. Şu mesafede tutarsanız azmana vurma ihtimalleri düşüyor. O yüzden bu kadar yakından sıktırıyorum. Okey, aldık. Devam vurmaya. Öldü. Fena değil. Şimdilik onu alalım oradan. Taşıyorlar değil mi? Çok güzel. Azman. O kadar yaralanmadı. Güzel, güzel. Ve bunların da aslında silahçılık, nişancılık şeylerini arttırmamız gerekiyor, yeteneklerini bir an önce. Aksi takdirde çok da savunamayacak kabilemizi. Şu anda tamamen şeye güveniyoruz. Azman'a güveniyoruz tanklaması için de, o da bir yere kadar ne yazık ki. Güzel. Dışarısı eksi 2 derece. İçeriği ısıtmamız gerekecek yavaştan. Şöyle sıcaklık haritasına bakalım. Of, eksi 5 derece mi olmuş? İçeri nasıl eksi 5 derece? Kapıların hepsi kapalı değil mi? Buradan mı sızıyor sıcaklık? Dışarısı eksi 1 derece. Enteresan. Bütün şeyleri açtık değil mi? Sıcaklık dağılıyor bu odayla, bu oda. Bütün odalar hastane hariç bağlantılı. O yüzden elektrikli bir tane ısıtıcı yapacağım şimdi sıcaklık için. Koridora koyabiliriz. Aslında iki tane bile yapabilirim. Biraz çık maliyetli ama sıkıntı değil. İki tane yapıyorum. Böylelikle bütün base'imizi ısıtmaya başlayacağız. Amele nerede? Önce bununla ilgilenir misin? Herkes hipotermiye yiyecek yoksa base'de. Eline sağlık. Ve bu içeriği arkadaşlar kaç derece yapsın? 21 dereceye çıkarmaya çalışsın. Fena değil. Şef bir zahmet şunu yeme. Hayır. Yemesini söyledim. Yeme. Onu kessin. Ve bir sürü kürk gelecek. 30 tanecik geldi. 30 taneyle bir parka bir şey yapabilir miyim? Başladık galiba direkt. Galiba başladı. Sıkıntı yok. Şimdi etrafta bunlar ne ya? Yaban domuz sürüsü gelmiş. Peki. Bir tane daha tembel hayvan olması lazım burada bir yerde. Ha, burada. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Azman gelsin. Bence Azman artı Entel beraber indirebilirler onu. Çünkü pompalı tüfeği olduğu için gayet iyi vuruyor o mesafeden. Azman ne kadar anca geldi. Okey, tepki bile vermedi şu anda. Aa, çok iyi vuruyor. İsabetim çok iyi. Wow. Entel ne oldu? Dalga geçiyorsun. Nişancılığı 6'ymış yani. Onu kap bakalım. Biraz daha kürk geldi böylelikle. Alttaki surlar bitti gibi. Surlar müthiş vakit alıyor. Isıtıcılar içeriği ısıtmaya başladı arkadaşlar. 13 derece. Güzel. Sadece hastaneye yetişmiyor. Bu adam halen hasta mı? Çizik izi. Kesik. Yani iyileş artık. Ama içeriği ısıttık. Bu ısıtıcılar güzel oldu. Belki bir tane daha arkadaşlar şey yapabilirim aküyü. Ama göreceğiz. Şef birazcık mutsuz. Derdin ne dostum? Entel tarafından reddedildi. Çıldıracağım. Hala nasıl reddediliyor bu? Niye halen Entel'e yürüyor bilmiyorum. Kendini depresyona sokuyor. İhtiyacımız var şef sana. Sana ihtiyacımız var. Entel arkadaşlar beklediğim... elbiseyi giyiyor. Şeyin yaptığı, şefin yaptığı. Güzel. Entel neden research yapmıyor? Yani önceliği şu anda research yapmak üzerine. Ama pek yapmıyor beklediğim kadar. Bayağıdır aslında araştırma yapmıyor. Göreceğiz. Göreceğiz.
Taşıma kapsülü. Haydi işe yarar birisi gelsin. Derken eşya düşmüş. Çikolata arkadaşlar, 136 tane. Yapıştır. Şunları da al. Çikolata güzel. Bayağı mutluluk veriyor yediğinizde. Yemek olarak yiyebiliyorlar. Onun dışında negatif bir etkisi yok diye hatırlıyorum. Görürüz. Surlar iyi gidiyor. Ve Navarro bir türlü iyileşmediği için yemek de yapmıyor gidip. Gidip yemek yapmasını bekliyorum. Ne kesikmiş gerçekten. Kalktı. Yeni şeyler öğrenmiş arkadaşlar bunun hakkında. Psişik enerjiyle ilgiliymiş bu. Ve uzaktaki bir bölgeye bağlıyormuş bizi ama nereye bağlıyor bilmiyormuş. Daha çok çalışmak istiyormuş. Peki. Asker adı level atlayacak birazdan ki atladı. Atladı. Artık ritüel bölgesi yapabilecekmişiz ve bazı şeyler yapabiliyormuşuz bu ritüelle. Tamam, bunu şey yapacağız arkadaşlar. Yaratıkları bu boyuta çağırarak yakalamamızı sağlıyormuş. Çok iyi. Bakalım yavaş yavaş keşfedeceğiz gibi. Bu geri mi yattı? Bunların iyileşmesi gerekiyordu. Bu adam neden iyileşmiyor? Bıçak yarısı var. Hadi artık dostum. Triplere giriyor. Ha, şurada fare gördüm. Azman'ı yollayalım. Mufalo olarak kesinlikle dalamam ya. Başka şey kaldı mı? Bir sürü mufalo var. Tembel hayvan gibi bir şey kaldı mı? Kalın kürkü olan etrafta. Yaban domuzları var. Galiba kalmadı. Şuradan da bakabilirsiniz zaten aşağıdan yabana tıklarsanız. Yaklar var bir sürü. Atlar gelmiş. Aynen, yaklara yollayabiliriz şeyi. Fare yesin. Bir tane daha indirelim. Çikolataları da toplayalım. Şuna. Eline sağlık. Onu da keselim. Güney surlar bitti arkadaşlar. Alkış. Bayağı vakit aldı. İleride optimize ederiz. Şimdilik etrafı çevirsin yeter. Çünkü o görünmez yaratıklar vesaire geldiğinde işimize yarayacak böyle surların olması. Bir iki tane daha kapı koyacağız. Ve kuzey tarafı da bitiyor gibi. Aynen bir 5 dakikaya surlarımız bitecek. Başka şeylere odaklanabileceğiz. Navarro'yu ben kovacağım gibi. Bunun iyileşisi yok. Kesik var. Bir tanecik kesik için ama ağladı. Aşırı ağladı. Kumaşım halen yok değil mi? Kumaş ekmem gerekiyor. Aslında kışa girdik. Geç kaldık. Biraz ekebilirdim. Vaktimiz vardı. Şöyle poker masası falan öyle bir şeyler koyacaktım garibanlara. Ama her türlü kumaş gerekiyor. Bilardo masası içinde değil mi? Evet, kumaşım yok. Kumaşı ekiyorsunuz arkadaşlar. Keten gibi düşünebilirsiniz. Parti noktası koyayım şuraya bir tane. Parti yapmak isterlerse 3 kişi. Nasıl bir parti olur bilmiyorum. Şef Entel'den hoşlanıyor. Reddediliyor. Ama Entel Amele ile evli. Bilmiyorum nasıl bir parti olur. Bunlar nasıl birbirine dalmadı ben onu da henüz anlamadım. Ama bir şekilde geçiniyorlar arkadaşlar bir şekilde. Ve dışarısı -5 derece. Daha da kötü olacak. Bu arada yemeğimiz kalmadı. Şef ne yazık ki yemeğe odaklanmalı artık. Çünkü
Dediğim anda Navarro iyileşti. Okey, geri geldi. Deli gibi yemek yapıyor. Yürü be. Şef başka şeylere odaklansın. Crafting yapsın. Ve artık arkadaşlar şey yapabileceğiz. Böyle bir ritüel çemberi yapabileceğiz. Buraya koyayım şimdilik. Nereye yapmalıyız hiçbir fikrim yok. Ya da şuraya koyalım. İki tarafa engellenmiş olabilir. O nasıl bir çeviri ya? Ha, buraya koyduk. Burada ritüeller yapacağız. Şu. Okey. Bunu içeri koysam. Buna ayrı bir oda yaparız arkadaşlar. Şimdilik atölyemizde yapacağız ritüelleri. Haydi bir tane yapalım. Bu arkadaşlar ritüelin başı olacak. Bunlar da işte şarkı söyleyecek, katkı sağlayacak. Kaliteyi bu kadar yükseltebiliyoruz. Amelie'nin pisicik güçleri olmadığı için yapamıyor. Ve ritüeli yapan şoka girebilir diyor. %61 ihtimalle Navarro şok yiyecek. Çok absürt bir şey ama denemek istiyorum. DLC'nin bir parçası bu da. Çikolataları niye buraya koydular? Bozuluyor mu çikolata? Çikolata bozulmuyormuş. Ve ritüel yapıyorlar arkadaşlar şimdi. Diğer boyuttan yaratıkları çağıracaklar. Dışarısı -11 derece bu arada. Hala sonbahardayız. Kış bile olmadı. Bunun için ayrı bir ritüel odası yapacağım da şimdi değil. Şimdi değil. Navarro muhtemelen şoka girecek ve bayılacak. Öyle yazıyor. İhtimaller dahilinde. Girmedi. Provoke ettik arkadaşlar boşluğu ya da bu kötü boyutu. Ne geleceğine hazır ol diyor, bekle diyor. Ne gelecek? Bekliyoruz arkadaşlar. Azman bunu yiyor. Afiyet olsun. Şunu da indir. Navarro taşıyamıyor değil mi? Hiçbir şey taşıyamıyor ki. Entel taşısın. Hayır. Az kalsın yedirtiyordum. En azından biraz yemek geldi. Güzel. Surlar nasıl gidiyor? Ha, bitti gibi. Surları bitirdik ya. O biraz kafam rahat edecek arkadaşlar. Biraz daha güvende hissedeceğiz kendimizi surlar bitince. Bakalım. Ama halen bir tane crafting yetkinliği olan ve ortalığı temizleyebilecek, taşıyabilecek karaktere ihtiyacımız var. Bakalım o da gelecek. Yer sarsılıyormuş, çöküyormuş. Ve çatlayan kemiklerle büzüşen et parçalarının sesi geliyormuş. Ne? Bunu mu çağırdık? Ne çağırdık? Okey, ne güzel. Bu ne ya? Gelecek mi bana doğru bu? Of, geliyor. Peki, ben kaşındım. Yapacak bir şey yok. Herkesi topluyoruz arkadaşlar. Şuraya. Çünkü bu burası kapı yok. Oradan gelecek muhtemelen. Azman umarım yakındadır. Değil. Orada yanmakla meşgul. O yüzden geri çekiliyoruz arkadaşlar. Azman'ın gelmesi lazım. Yoksa bu yaratık ne yapacak bilmiyorum bize. Böyle bir çukur oldu burada. Doldurabiliyormuşuz. Peki. Bakalım. Yeni bir araştırma hazır diyor. Bu ne ya? 2 yaşında mı? Canım benim. Azman geldi sayılır. Ne? Parçalara ayrıldı. Okey.
şey tükürüyor. Ya bu ne ya? Okey, yendik. Çok ürkütücü. Bunlar hep DLC'nin parçası. Öldür. Demek ki üçe parçalanıyor. Bunu yakalayabiliyoruz. Dur. Yakalayalım. Yeni şeye koyalım. Amele yakalasın. Çünkü yeni şeylerden bir tanesi bu değil mi? Bakayım. Evet. Bunu da açtık. Bir tane hayaletimiz var. Bir de bundan var. Sağ ol Azman. Sen de olmasan parçalamıştı. Ve buraya takacağız arkadaşlar. Bunu da inceleyeceğiz şimdi. O çukuru ne yapacağım bilmiyorum. Düzenli olarak gelecekler mi? O çukurdan. Bunu doldur diyorum. Amele şunu hapsetsin öncelikle. Muhtemelen kaçamaz. Çok kuvvetliye benzemiyor. Şurayı da doldursun. Çünkü düzenli olarak gelsinler istemiyorum. Bu kadar mı? Aa, süpersin. Şunu da kes. Eline sağlık. Eline sağlık. Entel bunu inceliyor şimdi. Oradan araştırma puanı geliyor. Yeni şeyler öğreniyoruz. Galiba. Puan falan yazmıyor üstünde de. Araştırdın tahmin ediyorum şu anda. Ama hiçbir şey yazmıyor. Haydi bitiyor surlar. Şimdi bir sonraki hedefimiz ne olsun surlardan sonra? İnek bir hamile mi oldu? Buna inek miydi? Peki. Ne güzel. Bunları satarız bu arada. Dursunlar, çoğalsınlar. Ama kışın yerdeki bitkiler ölecek ve saman falan vermemiz gerekecek. O yüzden birazdan acıkıp bunlar ölecek zaten muhtemelen. Umarım bir tüccar grubu gelir. Şuraya saldır. Ve onlara satabiliriz. Karşılığında da umarım köle tüccarları gelir ve şey yapabiliriz. Köle alabiliriz doğru düzgün bir tane. Aramıza katacak. Yani kölelikten azat etmiş oluyoruz köleyi alınca da. Biz köle olarak kullanmayacağız tabii ki. Evet, kışlık elbiseler. Bir iki silah daha yapabiliriz. Entel araştırıyor, çok güzel. Bir silah daha yapalım arkadaşlar Navara'ya. Silah bastım mı? Geçen bölüm yapmadım diye hatırlıyorum. O yüzden bir tane yapalım tüfek. Buradan değil, buradan yapmadım. Çünkü bunu aktive etmem gerekiyor. Bir tane tüfek gelecek. Demek ki bu ritüelleri ardı sırada yapabilirim. Egzotik ürün tüccarı. Çelik yetmiyor. O yüzden silah yapamıyorum. Anlaşıldı. Çeliği arkadaşlar şuradan toplayacağım artık. Ve buradaki çelik parçalarını eriteceğim. Bir sürü olması lazım etrafta. Aslında madencilik de yapabilirim. İkisi de olur. Onu da şef yapacak muhtemelen. Ve emir vermeniz gerekiyor buradan. Şeyleri çürüt, sonsuza kadar yap. Ve şef yapmaya başlayacak muhtemelen. Mutfağı da temizleyebilir misin ya? Kıyamam. Artık zehirlenmiyoruz fark ettiyseniz. Biraz daha steril bir şeyimiz olduğu için. Ve çelik parçalarını oraya getirip eritiyor. Çeliğe döndürüyor arkadaşlar. Tüccarlar geldi, bir amele dostumuz. Liderleri nerede bunların? Şurada soru işareti oluyor üstünde. Bakalım belki inekleri satabiliriz. İnekleri satabiliriz. Tanesini 180'e satabiliyoruz. Bileşen alabilirim ki ihtiyacım olan bir şey. Aslında çok isterim bileşenleri almak. Ah be, çikolatayı satamıyorum. Altınların hepsini satıyorum şimdilik. Etrafta çok altın var. Fil dişi mi? Bileşenleri alıyorum arkadaşlar hepsini.
Ve inekleri sattım gitti, ihtiyacımız yok. Bileşenler çok gerekecek. Başka da bir şeye ihtiyacım yok gibi şu anda. Biraz daha altın kazabilirim. Aa, şunları toplasın kim buradaysa. Çok önemli şeyler, bileşenler. Burada kazları mı varmış? Navarro pişiriyor mu? Pişirsin. Halen. Hak etmiyor ama. Kolonimizi. Neyse, devam yemek yapmaya. Bitti mi surlar? Haydi. Kim tutar seni? Şef yine krizlerde. Bunu kapatıyorum arkadaşlar bir süre. Çünkü dünyanın diğer ucuna gidip çelik topluyorlar. Şunları ve gelip eritmeye çalışıyorlar. Ama onun da bir önlemi var aslında. Kapatmanıza gerek yok. Buradaki verdiğiniz şeyin alanını değiştirebilirsiniz. Onu da şuradan yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Hatta şöyle tıklarsam daha net gözükecek. Bir alan var etrafında. Malzemenin yarı çapı. Şu alanın dışına çıkma diyorum. Mesela sadece şu alandaki şeyleri toplayacak bundan sonra. Haritanın diğer ucuna gitmeyecek. Ve bir silah daha yaptı şefimiz. Bunu da Navarro'ya veriyorum. İyi kalite. Bilmiyorum ya. Amele böyle şeyin lideri gibiydi ilk bölümlerde. Belki şef gerçekten... Yani aşçı şefi değil de kabilenin şefine dönüşebilir. Belli olmaz. Sonra kim bilir? Belki Amele öldür arkadaşlar ileride. Entel şey kalabilir, dul kalabilir ve şefle evlenebilir. Her şey olabilir bu oyunda. O yüzden yani bekleyin derim. Gerçekten bekleyin derim. Kışa daha giremedik mi bir türlü? Hala sonbahardayız ve -4 derece. İçerisi ne alemde? Isıtıcılar çalışıyor. Ah çok güzel. Fena değil içerisi. Hipotermiye falan yemeyiz çok dışarı çıkmadıkça. Gerçekten fena değil. Buralarda yangınlar var. Bayağı pişmiş etimiz var burada. O yüzden sıkıntı değil. Şey yapabiliriz. Azman buradan yiyebilir. Büyük bir dert değil benim için. Ama enerjimiz o kadar da iyi değil gibi arkadaşlar. Bunu kapatabiliriz. Bunlar çok enerji çekiyor. Bunu da kapatabilirim artık. Hatta onları Navarro'yu... Ah, Navarro bunu da mı yapamıyor? Hiçbir alt yapamıyor. Entel buradayken kapatabilir misin şunları? Sağ ol. Çok enerji çekiyorlar çünkü. Acilen bir kişiye daha ihtiyacım var. Ne yapabilirim? -13 derece. Azman etkilenmiyor galiba soğuktan. Hayır, hiçbir şey olmuyor. Ve alkış arkadaşlar. Surlarımız bitti. Şimdilik tahta kapı yaptım. İleride daha kuvvetli bir kapı koyabilirim. Biraz daha güvende hissediyorum. Biraz daha. Çok güzel. Ve Amele'nin işi kalmadı. Artık işler koyabilirim Amele'ye. Yani dürüst olmam gerekirse yapacak hiçbir şey yok. Madencilik yapabiliriz biraz. Crafting yeteneği olan bir insan lazım bize ya. Şuradan çelik toplasın biraz. Makineleri toplasın ve bunları da abartmak istemiyorum. Çünkü bu bölümde mi, geçen bölümde mi ne açıkladım? Zenginliği diye bir şey var arkadaşlar kabilemizin. Zenginliğini çok abartırsam çok kuvvetli saldırılar gelecek. O yüzden stoklamak istemiyorum etrafta gördüğümüz bütün metalleri vesaire. Dağda kalsınlar, dağda kalsınlar böylelikle. Bizim zenginliğimize eklenmiyorlar. Uranyum mu bu? Uranyum bile var. İleride kullanırız onları. Bakalım hızlandıracağım arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Yemeğimiz var, her şeyimiz var. Ve şeye ihtiyacımız var. Ziyaretçiler mi? Hoppa. Yeni kaliteli insanlara ihtiyacımız var. Bu arada bunları da dövebilirsiniz ve kaçırıp
Sonra kolonize katabilirsiniz ama ilişkiniz çok düşer şeylerle, o grupla. O yüzden öyle şeyler yapmayacağım. Birazcık daha kazma emri verdim. Amele yeni şeyini giydi. Parkasını giydi. Fena değil gibi. Üşüyen yok galiba şu anda. Bakayım. Soğukta yattı. Soğukta yattı. Şef zaten acı çekiyor. Çok çirkin ortam. Temizlik yüzünden o. Bir tane temizlikçiye ihtiyacımız var. Ha, belki birkaç tane daha sanat eseri yapabiliriz arkadaşlar. 3 tane daha yapıyorum. Küçük heykel. Etrafa böyle güzellik katsın. Neyden yapıyoruz heykelleri? Odundan yapıyoruz. Okey, iş buldum şeye. Amele'ye iş buldum bir sürü. Şunlarla bir konuşalım. Bunların hiçbir şeyinin olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Ama konuşmaktan zarar gelmez. Kısa yayları var bir tane. Tütünleri var. Sarma tütünleri var arkadaşlar. O kadar hiçbir şeyleri yok. Biraz paraları var. Ben çikolata satarak o parayı almak istiyorum açıkçası. Çikolatayı çok kullanmayacağız. Şimdilik kabul et. Teşekkürler. Şunu toplayalım mı? Gümüşleri. Mutfağı steril yapmaya başlayabiliriz. Mutfak diyorum. Hastanemizi. O da gerekli şeylerden bir tanesi. Hatta zemin. Steril fayans. Şurayı da yaptım. Burayı da yaptım. Bitti değil mi? Evet, bitti. Hastaneye de girişebiliriz. Şöyle yatakları yapmaktan başlayalım. Hepsini yapabiliyor muyum? Bu kadar olmaması lazım şeyim. Şöyle başlayalım. Aa, şu hastane yazısını kaldırmalıyım. O yüzden gözükmüyor. Neyle kapatıyorduk? Bir tane kısa yol olması lazım. Burada detaylarını görebilirsiniz aslında. İleride odaları biraz daha optimize edeceğim. Şu mouse'u götürdüğümde bu yazı çıkmaması lazım. Ama hatırlamıyorum nasıl kapadığımızı şu anda. Hah. Şuymuş. Güzel. Şimdi görebileceğiz. Yetiyor mu? Yetmiyor. Yeterince çeliğim yok. Ama çelik toplarım. O yüzden kolay gelsin. Kışın yapacak şeyler bulduk, işler bulduk içeride. Bütün şeyi de steril yapacağız böylelikle. Azman'ı yollayalım biraz dışarıya. Bunlar sürüyle saldırmıyor umarım. Saldırmıyor olmaları lazım. Yabana bakalım. Yok. Sadece mufalolar arkadaşlar. %10 ihtimalle toplu bana dalma ihtimalleri var. Aslında atlar var etrafta. Onları evcilleştirsek deneyebiliriz. Saldırmıyorlar diye hatırlıyorum. Bunları deneyelim mi? Hatırladığım kadarıyla saldırmıyorlar. Saldırırlarsa çok üzücü olur. Ama evcilleştirirken saldırmamaları lazım. Güzel. Sadece birkaç kere denememiz gerekecek ve yemeğimiz olmalı. Yemeğimiz yok muhtemelen. Çünkü pirinç vesaire gerekiyor şu anda onları yapmak için. O yüzden muhtemelen evcilleştiremeyeceğiz. Sütlü oluyor mu emin değilim. Fena değil. Hastanemiz de şahane olacak birazdan. Ve şunu bir daha kullanabiliriz bence ritüeli. Bir şeyler daha çağırabiliriz. Ama şimdilik şeyimiz yok. Hapsetme şeyimiz yok. Kopyala dersem çelikle bir tane daha yapabiliriz. Bunları arkadaşlar başka yere taşıyacağım muhtemelen. Şuraya inşa edeceğim. Şu var ya, burayı biraz büyüteceğim. Buralara ritüel çemberleri, İşte hapishaneler falan yapacağım. Ama ileride. Şimdi değil. Ve şef de sanat eserlerini yapmaya devam ediyor. Çünkü tahta topladık biraz. Etrafı güzelleştirmek istiyorum. Bunlar insanları mutlu ediyor. Bonuslar getiriyor. Bunlara ihtiyacımız var. Bakalım nasıl yapacak. Bu arada şuradaki şaheser sandalye Navarro'ya gitti. Yapacak bir şey yok.
Hayda, aynısından yaptı. 150, 55. Bunu da arkadaşlar eğlence odamıza koyalım. Şöyle ortaya. Şeyin heykelini yapıp duruyor, kafayı yedi. Entil'in heykelini yapıyor halen. Amele nerelere gitti? Takılıyor etrafta. Bir sürü işi var bunun şimdi. Çelik toplayacak, ağaçları kesecek. Enerjimiz kurtarıyor gibi. İçeriği de güzel ısıttık. Fena değil. Kışa girdik arkadaşlar sonunda. Kışın zorlayıcı şeyler gelebilir. Etraftaki bitki örtüsü kuruyacak her şeyden önce. Ağaçlara bir şey olmuyor ama şeyler gidiyor diyebiliyorum. Diğer bitkilerin hepsi gidiyor. Kalın kıyafet gerekiyor diyor. Şefin ve amelinin yeterince kalın kıyafeti yok. 5 kere entel tarafından reddedildi. Arkadaşlar bu önünü alamıyorum artık. Önünü alamıyorum gerçekten. Eksi 20. Kafayı yedi. Kafayı yedi gerçekten. Entel'in umurunda değil. Diğerlerin umurunda değil. Diğerleri dünyanın en mutlu çifti. Azman sen nasılsın? Azman'a yürüsün şef. Bilmiyorum. Yani yeter artık. Şunları indirebilir misin Azman? Ha? 9 saat içinde ölecek. Okey, kendi haline bırakabilir. Kanamadan ölecek şimdi o. 8 saat o ölecek. Elememe gerek yok. Sonra gidip toplarız. Haydi saldırı gelsin ya. Gerçekten saldırı gelmesini istiyorum şu noktada. Keyifli olacak saldırı gelirse. Bayağıdır kapışmıyoruz. Ya düşmanlar gelsin, onları yakalayalım, hapishaneye atalım. Hapishanemiz, her şeyimiz hazır. Ne yazık ki şeyim yok. Yani yünüm yok doğru düzgün. Evet, bereyi sadece yünlerden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mega slot şey yaptık. Mufalo yakalayamıyorum. Koyun mu? Bizon yünü. Aslında bu bizon değil mi? Bunlar yakmış. Ha. Bizon değil. Anladım. Navarro madenlik de, madencilik de yapıyor. O da güzel, o da güzel. Ama bunları alıp sonra toplayıp getirmiyor çünkü taşıma ve temizlik yapmıyor. İşte o öyle kanser bir karakter. Onları orada bozulmaya bırakıyor. Kazdıktan sonra. Sen yapma yani madencilik. Onları taşıyamıyorsan. Ve ben de fark etmeyeceğim mesela onları topladığını. Bunlar iki güne bozuluyor. Bu kadar önemli bileşenler. Kim bilir başka nerede nereyi kazdı. Al bunları da bırakmış. Temel madenleri bırakabilir. O sıkıntı değil de bileşenleri bırakmamalı. Temel çelikler bozulmuyor mesela. Kim bilir başka nerede şey yaptı. Kazdı. Çok önemli malzemeler onlar. Bilemeyeceğiz. Vasıfsız adam. Bir tane daha arkadaşlar. İyi kalite yapmış. Güzelliği 100 mesela, bu çok iyi. Güzelliği bu arada yatak odalarına ve takılmacı odasına koymanız gerekiyor. Şeye koymanıza gerek yok. Hastane güzelliği umursamıyor diye hatırlıyorum. Hepsinin farklı, bütün odaların bileşenleri var. Mesela... Nereden bakıyorduk? Şu alttaki kısa yollardan bir tanesi. Güzellik. Ya önemli mi gerçekten? Galiba hastane, temizlik hastanede önemli diye biliyorum. Seremoni mi? Hayır. Burayı seremoni bölgesi zannediyor şunu koyduğum için. Halbuki değil. Burayı yemek odası zannediyor, masa var diye, aynen. Masayı çıkarırsam burayı eğlence odası olarak görecek. Biraz daha optimize ederiz ileride. Aşırı önemli değil şu aşamada. Ama şeye dikkat ediyoruz dediğim gibi. Bunları koyarsam sanat eserlerini vesaire, çok güzel oda bilmem ne diye hep mutluluklar olacak bu karakterlerde.
Şef tabii ki reddedildiği için müthiş depresif, yapacak bir şey yok. Şuraya bir tane daha ışık koyabilirim. Ufak bir karanlık var ama neyse, idare eder gibi. Ve buradaki emri zaten bitmiş. Tamam, burada iş kalmadı. Surlar bitti. Deli yaban domuzları. Ha? Sağdakiler mi? Galiba delirdi arkadaşlar bunlar ama şu anda uyuyorlar. Evet, iki tanesi saldırıya geliyor bize. Kudurdular. Öldürebiliriz onları. Entel gelsin silahla. Shotgun'la. Azman da gelsin şuraya. Ağaç büyümüş bu arada kapının arkasında. Oradan bile geçemeyebilirler. Kapılara vuramıyor diye hatırlıyorum şeyler. Yaban domuzları. Azman'la burada duracağım. Entel'i arkasına getirdim. Yolu tıkıyoruz böylelikle. Çok güzel. Afiyet olsun. Gel bakalım. Sıkıntı yok. Dışarısı -15 derece. Of 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 of. İçerisi ne alemde? 6, 3. Halen soğuk arkadaşlar. Kış. Of. Hastane -5 derece. Sıkıntılı. Üçüncü ısıtıcıyı yapmak istemiyorum. Biraz daha ısıtmaya çalışacağım bunlarla. Bakalım. Müthiş enerji çekiyorlar ama. Tahta şeyini doldurursak. Saldırı. Sonunda arkadaşlar saldırı geldi. İhanet eden grubundan korsanlar geliyormuş. Bir süre hazırlanacaklar, sonra saldıracaklar. Oha, 5 kişi mi geldi? Oho, 5 kişi geldi. Bu kadar kalabalık bir saldırı beklemiyordum. Oynadığım zorluk seviyesini unutuyorum bazen. Neleri var arkadaşlar? Saldırı geldiğinde yapacağınız şey silahlara bakmak. Of, yakın dövüşü 10. Ve bıçağı var. Bu hasar verecek bayağı. Ekipmanda çelik bıçağı var. Berbat kalite. Okey. O kadar iyi değil. Bunun da kötü kalite çelik bıçağı var. Yakın dövüşü 6. Yine kuvvetli. Yakın dövüşü 6. Bunda ne var? Kötü kalite ahşap gürs. Okey. Kötü en azından silahları çok dandik arkadaşlar. O kadar hasar vermeyecekler gibi. Ama kalabalıklar. Yakın dövüşü 13 mü? Yuh. Yakın dövüşü 1. Güzel. O kadar kuvvetli değiller dürüst olmam gerekiyorsa. Az önceki stratejimi kullanırsam, ama bu altını kapıp gidecekler bu arada. Az önceki taktiği kullanırsam Azman'ın yaralanması çok kötü oldu. Üstesinden gelebilirim. Kapıyı tıkayabilirsem. Bir süre hazırlanacaklar, sonra saldıracaklar dedi ama tamam. O yüzden vaktimiz olacak. Bu güzel bir fırsat arkadaşlar. Bunları hayatta tutup, bayıltıp... bir şekilde hapis alabiliriz. Hatta karar bile verebiliriz hangisini yakalamak istediğime. Ama önce kapışalım, sonra şey yaparız. Ama mesela bu adam yamyammış ama nazik. Nazikmiş. Bunu ister miyim emin değilim. Ama güzel yetenekleri var. Nişancı da çok iyi. Bu adam... Yakın dövüşü, hayvancılığı, sosyalliği, çirkinmiş. Kavgacı. Bunu istemiyorum. Kavgacılar kavga çıkarıyor arkadaşlar çok fazla. Bu adam psikopatmış. Kadın sevmiyor ve kıskançmış. Bu nasıl bir grup ya? Tembelmiş ve hızlı öğrenen. Hiçbirine bayılmadım. Ama bakalım, hayatta kalırlarsa şey yapabiliriz. Düşünebiliriz. Şimdi... Biraz bekleyecekler diyor. Ve hava soğuk. Azman'ın iyileşmesine ihtiyacım var. O yüzden dalmıyorum arkadaşlar. Biraz ben de bekleyeceğim. Novara, ha oraya git Novara. Nereye gidiyorsun? Kaplumbağa topu. İyi al.
Şimdi Azman full iyileşsin ve şey yapacağız. Saldıracağız. İyileşti gibi. Topluyorum arkadaşlar bütün ekibi. Yapacağım taktik aynı. Azman kapıyı tutacak, diğerleri arkadan taramaya çalışacak. Burada da tutabilirim Azman'ı, burada da tutabilirim. Aslında burada tutacağım. Burası daha sağlıklı. Ama öncelikle agrolarını çekmem lazım, üstüme çekmem lazım. Kim eksik? Okey. Navarro'yu yolluyorum. Piyonumuzu. Okey, çektim agrolarını. Şimdi geri alıyorum. Kapı kapanacak muhtemelen. Kapandı. Sıkıntı yok. Geri açtım. Fena değil. Biri indi. Azman tanklıyor. Bu arada ölüyorlar. Okey. Bıraktım. Çünkü öldürüyorlar. Hepsi indi. Sürüklenerek kaçmaya çalışıyor. Sadece onu esir alabiliyorum. 10 tane gelişmiş tıbbi araç mı? Oh oh oh. Topla. Topla amele. Amele şeyi alıyor. Entel toplasın. Niye böyle bir şey çıkardı ha? Bir sürü silahımız oldu arkadaşlar. Bunları eritebileceğiz. İstersek eritiriz. Azman bunları yiyebilir bu arada. Afiyet olsun. Birini kurtardık. Ne kadar canı var bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Ve güzel. 5 kişiyi almamız güzel oldu. Bunları alıyorum. Bunların elbiselerini almayacağım arkadaşlar. Bunları gömeceğiz. Şu ceset şeyine koyacağız. Ağaçlar büyüsün, ne bileyim. Elbiselerini soyabiliyorsunuz ama kimse giymek istemiyor. Çünkü bunlar cesetten geldi diyorlar. Hoşlarına gitmiyor. O yüzden cesetleri şey yapacağım, ağaca vereceğim. Geldi arkadaşlar bu. Entel tedavi etsin. Navarro'nun sosyal yetenekleri ne alemde? Dört. Okey. Gardiyan yapıyoruz onu. Cesetleri taşıyalım. Aferin Azman ya. Gerçekten aferin. İyi aldık 5 kişiyi. Ama silahları çok dandikti. Bu arkadaş 7 saat içinde ölecek. İyileştirmeye çalışıyor Entel. 10 saat. Kanamalarını kapatıyor. 23 okey, kurtardık gibi. Şu anda acısı var ama kurtardık. Muhtemelen donacak burada zaten. Burası soğuk muhtemelen baya. Bakalım nasıl bir karaktermiş. Bunlar düşman gruptanlar. Çirkin. Bu çok önemli değil. Of, bu da hiçbir şey yapamıyor. Çok kötü. Bunu satacağım arkadaşlar ya da organlarını çalabiliriz. Kredi ticarları gelirse satarım. Hiçbir şey yapamıyor. Ama sosyalliği yüksek ve yakın dövüşü var. Bakar mısınız, hiçbir şey yapamıyor. Neler yaptırabiliriz buna? Yakın dövüş, tanklar, hayvancılığım var. Çok gereksiz, çok gereksiz karakterler. Bunlarla şişirmek istemiyorum gerçekten. Ölürse umurumda değil, takılsın orada. Gitgide birbirinden kötü karakterler katılıyor aramıza. Yapacak bir şey yok. Ama en azından 5 kişiyi alabiliyormuşuz. Azman sağ olsun. Ve bu bölüm ne yaptık? Veda ediyorum arkadaşlar. Şeyi full steril yaptık, hastaneyi. İleride çok işimize yarayacak. Ameliyat yaparken insanlar burada yatarken enfeksiyon daha az kapacaklar. Yine de her şey pislik içerisinde ama sıkıntı değil. Bir temizlik yapan, taşıyıcılık yapan bir karakter bulduğumuzda kurtaracağız. Şöyle her yeri temizletiyorum bir. Vakit alacak ama. Of, temizliğe bak. Temizliğe bak.
sıkıntı değil arkadaşlar. Navarro'yu aramıza kattık ama isim vermedim henüz. Çünkü kovacağım bence bir noktada. Çünkü beğenmedim, hiçbir yeteneği yok doğru düzgün. Ekibe o kadar katkılı değil. Daha yetkin insanlar bulacağız hikayemiz boyunca. Of, şu ilaçları biri alabilir mi? Ama bu silahları da eritip içinden çileye çevireceğiz bir noktada. Şurada eritiyoruz. O yüzden alabiliriz ama durabilirler de. Berbatlar çünkü. Hadi şunu al. Çok önemli değiller. Dandik bir grup geldi. Aynen. Yeni bir yaratık daha yakaladık. Bu bölüm mü yakaladık bunu, hatırlamıyorum bile. Bunları araştırmaya başladık. Ritüeller yapmaya başladık. Bir tane ritüel odası yapacağım belki bir sonraki bölüm. Bakarız duruma göre. Bu tahtalar bozuluyor mu? Tahtalar bozuluyor artık. Tahta toplamayı kesebilir misin? Onları depolayalım onun yerine. İptal et diyorum. Okey, artık tahta şey yapmasın, onları toplasın bir zahmet. Aynen. Umarım daha kaliteli insanlar bulacağız ve aramıza katabileceğiz yakında. Jeotermal yarıya geldi. Biraz yavaş gidiyor açıkçası. Biraz daha kalabalıklaşıp insan gücü eklememize gerek var. Onun dışında kıştayız. Hallediyoruz gibi arkadaşlar. Sıcaklık güzel, hastalanan yok. Elbise kaygımız yok çok fazla. Yemeklerimiz çok iyi gidiyor. Bir sürü etim falan var. Yani iyi bir noktadayız ama kaliteli, nitelikli bir iki kişi daha katıp büyütmek istiyorum işleri ve kar yağmaya başladı. Daha da soğuyacak. Fena gitmiyoruz ama umarım ki kaliteli bir iki kişi bulabileceğiz arkadaşlar bir şekilde. Pek yakında daha güzelleşecek, daha kalabalıklaşacağız. Yani 10-12 kişi falan olacağız hikayenin sonuna doğru. Bakalım ama 3 ana karakterimiz de 10 numara çalışıyor şu anda. Alkışlıyorum hepsini. Çok teşekkür izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.